Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımız O Eve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelecektir arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında sorun yoktur. Elhamdülillah, çok şükür bugünlerimize. Bu renkleri kullanarak, bir de yeşil tonunu kullanarak bu şekilde, bir de arkadaşlar pipet kullandım. İlmeklerin boyutunda bu şekilde bir pipet kullandım. Filiz arkadaşımız o kadar çok model attı ki bana, yap yap bitiremiyorum. Elimden geldiğince de anlatmaya çalışacağım. Şimdi modelimizi görelim arkadaşlar. Evet canlar, modelimiz bu. Gördüğünüz gibi. Görüldüğü üzere model bu. Şimdi ben bakın bu gövdeyi yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane yaptım. Altıncıdan dönüp gövdeyi yaptım. Yani şimdi 1, 2. Şimdi alt kısmıyla başlayalım. Buradan ipimi sabitledim. 3 zincir çektim. Başına bir aldım. Yanındaki tığ battıya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 4 zincir çektim. Bu ara noktasından girdim. Kapattım. 3 zincir çektim. Yanındaki tığ battı da sabitledim. 3 zincir çekiyorum. Başına bir alıp yandakine giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 alıyorum. 4 zincir çektim. Bu ara noktasından giriyorum. Kapattım. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Çok özür dilerim. 4 zinciri bu iki trabzan arası kapattım. Tekrar 3 zincir çekip yandaki tığ battı da sabitledim. Bu şekilde 1, 2, 3, 4 oldu. 1, 2, 3, 4. 3 zincir başına bir aldım. Yandakine girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 1, 2, 3, 4 zincir. Bu aradan girdim, kapattım. Tekrar 3 zincir, yandaki tığ battı da sabitledim. Tekrar 1, 2, 3 zincir, başına bir alıp yandakine giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çekip dönüş yapıyorum arkadaşlar. 8 zinciri bu önümdeki ilk tepede sabitliyorum. Buraya sabitledim. Şimdi düz yüzüne dönüyorum. Yuva içerisine girdim. Bir sık iğnesi ile. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip başına 3 kez aldım. Yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 alıyorum. 2 adet zincir çekiyorum. Şimdi başına bir alıyorum. Bu iki trabzan arasına girip ilmek aldım. 2 adet zincir boyutunca uzattım. 1. Başına bir aldım, girdim ilmek. 2. Başına bir aldım, girdim. 3. 4. Başına al, gir, ilmek al. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Başına alıyorum. 15. yeşil yuvadan aldım. 15. Şu an bu şekildeyim. İpin ucunu aldım. Hepsinin içinden çektim. İlmeğimi yukarı. Şu an ilmeğim yukarıda, ipim altta. Şimdi ipimi üste çıkarmak için bu yeşil yuvaya tığımı girdim. Buradan ipin ucunu aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim, yukarı çektim. Diğer ilmeğimden geçirdim. 1, 2, 3, 4, 5,
5 zincir çektim. Buraya girdim, kapattım. Burayı sık iğne yaparak iniyorum. 2 3 4 5 6 7 10 tane sık iğne yapacağız arkadaşlar. 9 10. Şimdi yeşil yuvaya tekrar sık iğnesiyle sabitledim. Şu an bu şekildeyiz. Bir zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Hemen burada pipetimi takıyorum. Yuvaya girdim. İpin ucunu aldım. Dibinde bir, iki zincir çekip taktım. Yuvaya girdim. İpin ucunu aldım. Dibinde bir, iki zincir çektim. Taktım. 3 oldu. Yuvaya girdim, ipin ucunu aldım. Dibinde 2 adet zincir çekip taktım. 4, 6 tane ilmek çıkarıyorum. Çok özür dilerim. Son ilmeğimin katını takmışım. Onu hemen çıkarıp düzenleyelim. Ben burayı bir düzenleyip döneyim arkadaşlar, düğüm olmadan. Evet arkadaşlar, ben düzelttim, döndüm. 6 tane ilmeğim var pipette. Şimdi yuvaya girdim, ipin ucunu alıp bir sık iğnesi yaptım. Buradaki aşağıdaki o trabzan arasına giriyorum. Bir sık iğnesi yapıyorum. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Hemen aşağıdan bakın, tığ battıya diye girip sabitledim. 1 2 3 zincir başına bir alıp yandakine giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 alıyorum. 4 zincir bu ara boşluktan girip kapattım. 3 zincir hemen yanındaki tığ battıya girip sabitledim. 3 zincir başına bir alıp yandakine girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 4 zincir bu aradan girip kapattım. 3 zincir yandakine girip sabitledim. Bu şekilde ara noktama devam ediyorum. 3 zincir başına bir al, yandakine gir. Önce 1, sonra 2, sonra 2 alalım. 4 zincir bu aradan girip kapatıyorum. 3 zincir yandakine girip sabitliyorum. Şimdi ilmeklerimizi çıkartalım. Bu şekildeyiz. İlk aranız kaçsa, dediğim gibi arkadaşlar, bakın şu motif yaprak zemini bittikten sonra ben 1, 2, 3, 4, 5, bu 6.'dan dönüp yuva oluşturdum. Siz de ilk aranızı kaç vermişseniz ondan sonraki aralara o şekilde yaptıktan sonra bu işlemi yapacaksınız. Renkli ipimi aldım ve tığıma sabitledim. Şimdi düz yüzünden hemen 2 tane ilmeğimi alıyorum. Yönleri dönmüşse bakıp düzeltelim. 2 ilmeğimin içerisine sık iğnesiyle girdim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Başına 2 kez aldım. Yine bu yeşil yuvama girdim ilmeklerin. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 alıp yukarı çıktım. 2 zincir çektim. Şimdi bu zincir boyutunda ilmeklerimi uzatacağım. Başına 1 aldım. Bu 2 trabzan arasından ilmek aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 başına bir aldım, girdim, ilmek aldım. 9 başına aldım. 10. yeşil ilmekten alıyorum. 10. Bu şekilde ipin ucunu aldım. Hepsini içinden çektim yukarı. Şimdi ilmeğim yukarıda, ipim altta. Yeşil yuvaya tekrar giriyorum. İpin ucunu alıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Diğer ilmekten geçirdim, sabitledim. 5 zincir çekiyorum. Bu zincire girip kapatıyorum. Şimdi buraya 8 tane sık iğnesi yaparak iniyorum. 2 3 4 5 6
7. 8. yeşil yuvada yapıyorum. Araya bir zincir çektim. Devamında yine 2 tane ilmeğimi alıyorum arkadaşlar. Bakın ilmeklerin yönü dönmüşse düzeltiyoruz. Araya bir zincir çektim. 2 ilmeğimi aldım. İçine girdim ve sabitledim. 1, 2, 3, 4 zincir çekip başına 2 kez aldım. Yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 alıp çıkış yaptım. 2 zincir çektim. Bu zincir boyutunda ilmek topluyorum. Başına 1 aldım. Bu 2 trabzan arası girdim. İlmek aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Başına aldım. 10. yeşil yuvadan aldım. 10. İpin ucunu alıp hepsini içinden çektim. Şu an ipim yukarıda. İlmeğim yukarıda, ipim altta. Yeşil yuvaya girdim. İpin ucunu aldım. Dibinde 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yukarı çıktım. Diğer ilmeğimden geçirdim. 5 zincir çekip son trabzana, yani yaptığımız trabzan içerisine girip kapattım. 8 tane sık iğnesi yaparak iniyorum. Yedi sık iğnesi oldu. 7 sık iğnesini trabzana yaptım. 8. yeşil yuvamda, ilmekli yuvamda sabitledim. Araya bir zincir çektim. Burada son 2 ilmeğimiz kaldı arkadaşlar. 1 ve 2. 2 ilmeğin içerisine sık iğnesiyle giriş yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir. Başına 2 aldım. Yine yeşil yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 2 adet zincir çekiyorum. Şimdi bu 2 adet zincirin boyutunda ilmekler uzatacağım. Başına aldım. Bu aradan girdim. İlmek aldım. 1, 2, 3, 4. Bakın. 5, 6, 7, 8, 9, 10. yeşil yuvadan aldım 10. İpin ucunu alıp hepsini içinden çektim yukarı ipimi. Şimdi tekrar yeşil yuvaya girdim. Buradan ipimin ucunu aldım. İlmeğime 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekerek yukarı çıkardım. Diğer ilmeğimden de geçiş yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Buradaki zincire gir, kapat. 8 tane sık iğnesi yapıyorum. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7.'yi tekrar yapacağım. Katını aldım. 7, 8.'yi yeşil yuvama girerek yapıyorum arkadaşlar. 8. Şimdi bakın. Önümdeki ilk bu tepenin ucuna battım, sabitledim. Bir adet de zincir çektim. Motifimizi buraya sabitlemiş olduk gördüğünüz gibi. İplerimizi temizleyelim. Evet arkadaşlar, bazı modeller gerçekten kameradan güzel durmuyor gibi ama gerçeği çok tatlı. Çok güzel duruyor arkadaşlar. Bu modeli mutlaka yapın. Filiz arkadaşım göndermişti modelleri. Baya bir model gönderdi. Tek tek ara ara anlatmaya çalışıyorum. İnşallah anlatabildiğim bir anlatım olmuştur. Çok güzel, çok tatlı oldu. Akide şekeri gibi. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, hoşça ve dostça kalın canlar.